Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi ben hazırlandım, kahvaltımızı falan yaptık. Çocukları anneme bırakacağım. Annem daha doğrusu buraya gelecek çünkü Hiram okulu burada. Daha doğrusu benim için Veli okul birazcık daha uzak duruyor buradan. O çocuklara bakacak. Benle eşimle beraber bugün koltuk takımı bakmaya gideceğiz. Hani geçen dedim ki buralarda fazla güzel modeller yok. Bizim beğendiğimiz birkaç tane çok güzel model var. Bu yüzden de biz de o modellere bakmaya gideceğiz. Bu model çok güzel değil mi? Sen bana öyle bir renk göstermiştin. Şu çok güzel. Aynen. Bak şu çok güzel. Aa, 11 bine düşmüş. 12 bine. L de düşünebilirim. Anneme şunları da gösteririz. Çok güzel bak. Ben etmedim ki. Biraz daha kalmış fazla. Bu ne kadar fiyatı? Kasada ödediler zaten. Bu 17 bin. Almış götürmüşler. Gel şunlara bakalım. Zaten biz dikkat ediyoruz. Şu 20 bin. Çok güzel. Ondan sonra bak. Aa bu çok güzel. Baksana. Şu Sirent yolda var ya sana göstermiş sonra. Tamam. Anneme gösterelim. Hangisi seçtin sen? Şunları da çekeyim. Bu çok güzel de bu beyaz işte olmaz. Bunu rengini değiştirebilirsin. Yok biliyorum ben renk. Bizde iki tane ufak çocuk var ya şimdi. Beyaz maalesef bize beyaz da gitmez. Ya da şu. Kafamda kaldı. Değil mi? İkisi de çok güzel. Bu rengi zaten değiştirirse. Aynen hepsinde rengi. Bak bu çok güzel mesela. Bunu beğendim. Şunun fiyatına bakayım. Aklımızda bulunsun. Ya, cuma bir geldi buraya takıp. İstersen hemen pakette gönderirim sana. He. Biz alırsa kapora vereceğiz. Cuma günü almaya geleceğiz. O şekilde oluyor mu mesela kapora? Mesela, diyelim ki biz aldık kapora bıraksak siz cuma günü getirseniz. Aynen cuma günü alsak oluyor mu? Cuma günü müsait olacak. Yok sıkıntı yok. Eğer diyor hani bu takımı ben mesela diyelim ki şu takımı beğendin. Bak bu takımı beğendin. Bu takımlar bize bir hafta içinde gelmiş oluyor buraya. Hemen gönderiyorum ama dersen ki ben farklı renk istiyorum 15 gün beklemek zorundasın. 15 gün içinde. Tamam o da olur. Yani sıkıntı yok benim için. Zaman 15 gün içinde gönderiyoruz. Daha erken de 15 gün. Adrese geçiyorsun doğru mu? Adrese gidiyor. Tamam. Bu üç efendim. Her renklerde değişim oluyor. Aynı numaranın sonu 0 bu üç. Evet. 9700. Güzel efendim. Şu dolap da çok güzel. Bu çok güzel. Biz bunu çok beğendik. Tamam. Renkleri değiştirilecek sadece. Tamam değiştirilecek. Bence renk güzel. Yok. Rengi değiştiririz. Bence renk güzel. Renk bu renk olmayacaktı. Ben şunlara da bir bakayım. Gel İbrahim sen de istersen bakalım. Bak bu model de çok güzel. Bak bu da aynı fiyat. Bu da aynı fiyat. Şu 9000 mi? O koltuğun fiyatından. Aa çok güzel. Ben ona bir bakayım. 4000 yazıyor. Tamam fiyatı aynı şekilde. Aynı fiyat. Aynı fiyat. He. Sadece bunun rengini değiştirmek istiyorsun. Ama ben de yani. Beyaz ama biz çok mesela beyaz. Çocuklar var ya çok kötü şey yapıyorlar. Bunlar böyle açılır adam. Sıfır makasla yerinde açılır. Yani arkadaki duvara yakın zaten. Çekince. Şu kampanya. Çek. Tamam çektim ben onu. Şimdi video bunu çek böyle baştan başta güzelce. Yani bu takımın fiyatı budur. Kampanya fiyatı. Anladım abi. Şimdi ay sonunda itibaren. Benim annem de alacak o takımı da istiyor da. Evet kayın var. Şimdi beraber alacağız. Yalnız ben şunu da çok beğendim. Bu çok güzel. Bu aynı fiyatıyla ama. Yok biliyorum aynı fiyat değil. Ona da yardımcı oluruz yani fiyatta. Yok ben bunları beğendim yani çok güzeller. Şık şu şeyleri özellikle çok tatlı duruyor. Bu da bu şekilde karşıya geçip de şey yaparsa çekerse bu açılışını da göstereyim ben size. Bu da böyle açılır bak tek taraflı. Yani şöyle. Bunun fiyatı son ne olur abi? Bunu 15 yaparız abi takım fiyatına. Renkleri de var burada.
Evet, keten kumaşları. Şurada da bir tane var, biraz yüksek. Taksit yaptığın zaman da 3'te 1'ini veriyorsun, kalanı 5 taksit. Anladım. Elden olursa öyle. Ama kampanya kayıt olmuyor. Kredi kartı olursa kampanyada olmuyor. Kampanyada çıkmış oluyor o zaman. O galiba köşe takımı demişsiniz değil mi? 9000'lik olan. 8000 lira köşe takımı. Bunlar da. Şu renk çok güzel değil mi? Aslında bu renk mi yaptırsak direkt? Çok güzel. Evet, 21.000. Yok. Kampanya 12.700. 2'de o, 14.700'e geliyor bu. Bana bir şey söyleme, bu hepsinin abi. Bakayım. Şöyle bir şu dolabı çok güzel. Heh. Yok be, o kadar güzel değil. Kapıyı tekmeledin, korkmadınız değil mi? Yok abi, biz sandık bir şey düştü. Bu da 18.000 yazıyor. Bu da çok güzelmiş gibi, baksana. Ya bu. Ya sen kafayı koydun ona. Ama ne kadara geliyor onu biliyor musun? Bir dolaplar da var. Dur bak. Şu kılıfları çok beğendim onun. Şimdi şunu tuturdu. Ah. En son zamanlarda çok sattığımız koltuklardan biri de o. Çok iyi duruyor. Gerçekten çok. Bu var ya, evin rengini açar. Orutsa o renk değil mi? Bu hangi renk? Bu da gri gibi bir şey yani. Fümeye de benzemiyor. Gri bilmiyorum. Bu da farklı. Ben yerinde olsam değil, ben bunu seçerdim. Hiçbir şeyle uğraşmamız. Tamam, aynen bu da olabilir. Ama bu krem rengi olmayacak. Tek renk olacak yani. Şu çeksene de şuna bir fark. Olursa bu renk bence. Ya da öbür alacağım koltuğu da mı bu renk seçsem? Bu renk hangisi yani? Ya bak, sen bu şekilleri, alt çizgisi falan mükemmel. Bence de. İlk kez bir koltuğa beğendim. Ben şu kılıfları çok beğendim. Çok güzel değiller mi? Ne kadar çekiyorsun? Hayır. Ben koltukları demiyorum. Bak, bak. Şu desenlere falan çizgi altın falan silebilir. Şu demiştin. Şu. Evet, açtım onun şeyini, sayfasını. Tamam abi, renk. Ay ben bence değil mi, kılıfını değiştireyim. Şunlar şey olacak, sarı olacak yine. Aynen. Evet abi, ayaklar hiç değişmeyecek, sarı olacak. Bunun benzeri olacak işte. Şunun hepsi bundan olacak tamam. İşte abi, kısacası i̇şte, olursa. Bak, ayakları gümüş rengi yapabiliriz. İstiyorsanız. Yok abi, bu çok güzel, tamam. Hoşumuza gitti. Ayak aksesuarlar. Aynı. Orta sayfası çok güzel değil mi? Bunu çekmiştik galiba. Hı-hı. Yok, biz buraya hiç alakalı. Artık bu çok gözüme şey geliyor. Herkes bu konsoldan kullanıyor ya. Tam adım adı biz gidiyoruz o zaman. Bu da güzel ilerim bak. Bu ne kadar? 2200. Ne kadara gelir yani? 13.700 ile peşin. Bence çok güzel. Bizim aldığımız da çok güzel. Koltuk fiyatlarıyla yarışıyor ya. Bu fiyatlar ne böyle çok. Bayılmış şey, hatırlıyor musun ilk aldığımız zaman? İlk aldığımız zaman bazı yatak hariç bir fiyat. İnsan ilk evlendiği zaman her şey insanın gözüne çok güzel geliyor. O gün geldiğinde en iyisi onlardı. Evet arkadaşlar, biz oradan geldik. Pek fazla bir şey çekemedim. Tek koltukları falan çektim. De birkaç tane işim vardı. Onları hallettim. Şu an saatlerimizde 1 falan var herhalde. Bakalım, bugün evde yapmamız gereken birçok işimiz daha var. İşim hazır çalışmıyorken böyle evde ufak tefek tamirler vardı. Böyle taşınacağız taşınacağız diye hiçbir şey yapmıyorduk. Böyle musluklarda falan bozulmalar vardı. İşim şimdi onları halledecek. Ben de gelene kadar annem sağ olsun evi falan hepsini bana toparlamış. Çocukların üstlerini başlarını da değiştirmiş. Yemeğe girişeceğim. Yemek ne yaparım bilmiyorum. Kafamda hiçbir şey yok. Çocuklara dün pilav ve tavuk yapmıştım. O var. Büyük ihtimalle onu yediririm onlara. Bizim için de galiba melemen yapacağım diye planlıyorum. Bakın geçen de şöyle bir kokulu kokulardan almıştım. Kokusu da o kadar güzel ama sağ olsun kumsal, bakın. Görüyor musunuz? Hepsini boşaltmış. Ben 2 dakika yanından ayrıldım diye. Ne kaka? Bebeğini getiriyor, diyor ki kaka yapmış. Koltuklarda çok güzel modeller vardı. Zaten size göstermiştim. Ama fiyatlar bir uçuk, anlatamam. Çok ama çok abartılı fiyatları var.
Gel anneciğim, gel odana. Yani bilmiyorum biz bundan kaç sene önce ne kadar aldık şimdi, ne kadar fırlamış. Gel anne. Nene gitti. Bu arada şöyle de pazara uğradık. Ama şöyle yeşillik aldım biraz. Şurada kabak aldım biraz. Dedim ki çok az aldım. Dolma falan yapıyorum. Şurada böyle çayın yanında ben şöyle şeker lokum, ufak tefek şeyler olmadan çay içemiyorum. Hiç sevmiyorum. Şurada yarım kilodan az elma ve mandalina var. Kumsal için getirdim. Salatalık aldım. Şöyle biber var. Şurada domates. Bir de normal biberi aldım. Doğru biber. Bir tane de süt aldım. Onu tabii ki de pazardan almadım. Şimdi derhal aldıklarımı bunları yerine koyayım. Ama onun öncesinde de şu kızlara bir su vereyim. Su vermem lazım da. Şu an suluklarını bulamıyorum. Bir saniye. Arkadaşlar burada melemenim var. Üstüne koydum şimdi. Direkt yapacağım bunu. Birazcık böyle suyunu çeksin. Hemen yumurtamı atıp halledeceğim. Şimdi de cacık yapacağım yanına. Uzun süredir melemen ve cacık yapmamışız. Şimdi içine yoğurt atacağım. Birazcık salatalıklar. Normalde biz böyle yiyoruz. Ben rendeye vurmuyorum. Bu şekilde daha çok seviyorum ama bu sefer salatalıklar biraz büyük oldu sanırım. Artık orasında bir seferlik göreceğiz. Tuzunu ayarlayayım. Bir tatlı kaşığı kadar şimdilik ekledim. Az olsun yine ekledim içine. Şöyle nane. Naneyi bol ekleyeceğim çünkü nane çok seviyorum içine. Şimdi içine
Su atacağım da soğuk suyum yok, o yüzden buz atacağım şimdi biraz. Elini zaten. Şöyle içine buzlarımı atacağım. Orada buz ekleyeyim içine. Şimdi çırpalım. Böyle hazır. O kadar kararı alıyorum şimdi, kusura bakmayın. Şimdi bunu dolaba atalım, buzları şimdi dolaba atalım. Tekrar geliyorum. Masaj mı yapıyorsun ha? Bu yumurtalar niye bu kadar ince? Aa, bu ne? Gel. İçine ne koymadım biliyor musun? Kimin? Menemen böyle şekil hazır. Cacık da yaptım. Şimdi yanına birazcık yeşillik de böyle roka, yeşil soğan falan da ekleyeceğim. Aylardan sonra bugün ilk defa pazara gittim. Kumsalda bu arada lavaboda, onu oradan çıkartayım. Evet arkadaşlar, yemek yedik. Sofrayı toparladım. Market paketlerim var. Eşim markete gitti, geldi 2 dakika. Puding şeyi yapacağım, pastası yapacağım. Çünkü bisküviyle yapılan var ya, ondan yapacağım. Önce şu market poşetlerini size göstereyim. Bakın kola bitter almış. Çilekli kakaolu, muzlu. Normal süt almış. Şurada tavuğum var bir tane. Şimdi sadece şu tavuğumu tek zaten kullanıyorum. Bu tavuğumu hiç bir şekilde yiyemiyorum. Böyle beşli petrol bisküvilerinden var. Bisküvi 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 atmak istiyorsunuz. Böyle sel kapanmış. Bir tane de şöyle kakaolu puding. Kesemiştim ya. O da yokmuş zaten. Tamam, hadi evde. Şu bisküvilerden almış. Bir paket puding ekleyeceğim. Gönderdim abi. Şöyle iyice çırpacağım. Şöyle biraz sıçrattım. Şu kamerayı, ne bir tripodum var ne de sabitleyecek bir yerim. Onun için çok sinir oluyorum. Şimdilik iki paket kullanmayı düşünüyorum. Yetmezse yine kullanırım diye.
arkadaşlar böyle bitti. Şu altı beyazlıklar, bir kat daha muz ekledim üstüne. Üstüne de birazcık böyle süsleme yapmak istedim. Çok hafif bir şekilde. Ama biraz moralim bozdu. Çünkü az bir şey dibi tuttu. Nasıl oldu ben de anlamadım. Bir an böyle çocuklara daldım, bir şey oldu. Umarım böyle tadı şey olmaz. Kötü bir tat olmaz. İnşallah güzel gelir. Neyse biz bunu yiyelim o zaman. Artık yarın tekrar görüşürüz. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Senin ne oldu? Genelde beni getirdi buraya. Artık baharatlıkları şey yapayım. Mısır patlatı mı yanına, ister misin? Sen bilirsin. Ama mısır patlatılarına çay isterim. Tamam, çay içeceğim zaten. Uzun süredir tatlı bir şeyler yapmıyorum ki zaten. Çok. İkinci bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Burada şimdi spagetti yapacağım. Şöyle bir paket aldım. Burada da mercimek çorbası yapıyorum. Ben tencerede yapıyorum. Böyle içine havuç da giriyor ama evde havuç yok. Dün şeye gitmiştim, pazara gitmiştim ama unutmuştum. Şöyle şimdi spagettim bitsin. Burada da şöyle karıştırayım. 2 dakika. Bu soğanları ve havuçları şey, patatesleri böyle büyük bakmayın. Blender'dan geçireceğim. Dedim de blender'ım da. Blender'dan geçireceğim bunları. Doğdum kumşar. İyi ki doğdum. Şöyle spagetti yaptım dedim. Ama bunun suyunu birazcık fazla koydum. Çünkü spagettilerim birazcık fazla. Şöyle bir tane de kemik suyu attım içine. Şurada da mercimek çorbam var. O var, çok yüksek. İlk defa şeysiz yaptım, böyle salçasız yaptım. Bu sefer de böyle denemek istedim. Bunun içinde de bir yemek kaşığı tuz, işte birazcık makarnanın şurada suyu mesela süzdüğüm zaman içine atıyorum. Bir tane de kemik suyu, pul biberi falan var, bir kaşık da salça var. Efendim annem, bir saniye dur, geliyorum. Anne, bir şey battı. Tamam, geliyorum, dur bir saniye şunu karıştırayım. Tamam anneciğim, tamam geliyorum. Şimdi siz birazcık dolaplarımı falan düzenleyeceğim ama bu iki bebekle nasıl olacak hiç bilmiyorum. Çünkü ikisi de hiç durmuyorlar. Akşam. Şimdi bunları mercimek çorbası falan yaptım. Dedim önden yesinler. Çünkü birazdan acıkırlar bir ihtimalle düşünüyorum. Gördüğünüz gibi ne varsa direkt oraya attım. Bakalım bu çocuklar nasıl bunları düzenleyeceğim. Ben öyle yapıyorum. Hepsini komple oraya atıyorum. Sonra işin içine nereye çıkıyorum? Şimdi ilk önce şu dolabını... Tamam annem, gel sen de bana yardım et. Bak. Tamam bak, dur, bu da bozuldu yani. Tamam gel sen de bana yardım et. Beraber temizleyelim, tamam mı? Şekil bakayım. Ne oldu buna ya? Kırmızı bulmuş. Şimdi daha sık kalmış. Dışını da silerim. Annem ne yapıyorsun? Elim tay çorap almış, yardım etmeyin. Az önce çok kötü ayağımı çarptım ve bu yüzden videoyu durdurdum. Parmağımı yatağın arasına sıkıştırdım. Nasıl bir şey oldu ben de bilmiyorum. Ben işte böyleyim. Çocuklar böyle bir şeylere izin vermediği zaman sürekli bir elim ayağım titriyor. Yani strese giriyorum. Bu şekilde oluyorum.
Şimdilik sadece şunları yerleştirebildim. Çünkü izin vermiyorlar. İkisi de izin vermiyor. Biri çok acıktığı için ağlıyor. Öbürü sıkıldığı için ağlıyor. Şuraya kışlıklarımı dizeceğim. Yazlıkları alta koyacağım. Böyle kazak şeyli falan. Zaten burada da şöyle göstereyim. Burada da askılıklar var. Bunlar da bayağı bir dağılmış. Şu üstü zaten görüyorsunuz. Burası çok kötü bir şekilde dağılmış. Evet arkadaşlar, gittim. Ali'ye yemek verdim. Tekrar geri geldim. Artık bugünü böyle böyle idare ettirmeye çalışacağım. Vallahi yapacak bir şey yok. Şimdilik kazakları böyle yerleştirdim. Şurası birazcık düzensiz oldu sanki de, neyse. Yani tekrar devam ediyoruz. Böyle buraya da böyle sivitlerimi ve böyle tişörtlerimi falan yerleştirdim. Şurası da zaten kazaktı. Şuraya eşimin kazakları, pantolonlarını koydum. Şuraya normal ipsiz olan pantolonlarını, ütülenmeyecek pantolonlarını. Tamam anneciğim, geliyorum. Tişörtlerini de şu aşağıya yerleştirdim. Saç baş dağılmış. Kumsala. Oyun parkının içine ölçü. Bak kumsal. Bak ne yapıyorsunuz? He? Bak düşeceksiniz burada. Hayır, benim burada makyaj malzemelerim var. Hayır, gel bakayım. Atla bakayım sen buraya.